Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen yöresel yemek yarışması 85 yarışmacının katılımıyla lezzet durağında yapıldı. Hamur işi, tatlı ve ana yemekten oluşan 3 ayrı kategoride yapılan yarışmaya her biri birbirinden iddialı 85 yarışmacı katıldı. Lezzet durağında yapılan ve adeta şölene dönüşen yarışmada tüm yarışmacılar dereceye girmek için birbirleriyle kıyasaya yarıştı. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hangi dalda? Tatlı dalında katılıyorum. Adı nedir? Hurma baklavası. Eskiden yapılan hurma baklavası. İddialı mıyız? İddialıyım tat konusunda. Yarışmamızı nasıl buluyorsunuz? Çok iyi olmuş. Harika bir şey. Herkes heyecanlı. İyi oldu yani. Hamur işi yaptım. Hamur işi dalında. Peki adı nedir? Afyon yöresel, çok eskilere dayanan bir hamur işi. Cızdırma. 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 Sırf patates ve unla ve tuzla yapılan bir şey. Haşhaş ezmesi var. Maya ya da kabartma tuzu herhangi bir şey yok. Çok özel bir yiyecek diyelim. Bayanlarımız da hünerli. O yüzden çok güzel. Tekrar başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Damada özel gel. Her zaman olmadı, damada özel gel. Evet, damat için. Yani bu damat için bakıyor. Her zaman olmadı. Afiyet olsun olsun diye haşhaş şekli verdim. İçi çevirdi. Yarışmada lezzet, koku, görünüş, sunuş, pişirme derecesi ve kıvam kriterleri göz önünde bulunduruldu. Hocam merhabalar. Merhabalar. Afyon lezzetleri hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Bu sene 7.'si düzenlenen Afyon Yöresel Yemek Yarışması'nda biz daha önceki 6'sında da görev yapmıştık. 7.'sini yaptık. Dolayısıyla bu yöresel yemek yarışmasının özellikle Afyon'daki genç kızlarımıza, genç erkeklerimize geçmişten gelen Afyon'un geleneksel lezzetlerini tanıtması açısından çok özel bir yer olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu yemek yarışmasında bizim tabii çok önem verdiğimiz bazı şeyler var. Bunlardan birincisi gelen ürünlerin tamamen yöresel olup olmadığını özellikle bakıyoruz. Yöresel malzemelerin kullanıp kullanılmadığına bakıyoruz. Aynı zamanda yöresel malzemeler ve ekipmanlarla beraber yeni bir yorum katmışlar mı ona da bakıyoruz. Tabii ki lezzet de çok önemli. Görünüm de çok önemli. Bu kriterlere dikkat ederek değerlendirme yapıyoruz. Tüm jüri arkadaşlarımız çok hassas bir değerlendirme yapıyorlar ve sonuçların çok iyi olacağını düşünüyorum. Yani Afyon yemek kültürünün gelişmesinde bu yarışmanın yeri olduğunu düşünüyorum. Jüri heyetinin değerlendirmesinin ardından dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi. Yöresel